Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tefsir ve tevil arasındaki fark nedir? El ferku beynet tefsiri ve tevili. Tefsir ve tevil arasındaki fark ne? Et tefsiru fil lugati. Tefsir lugatte huvel idahu ve tebiyin. Yani açıklamak ve beyan etmek anlamına geliyor. قال الله تعالى Teala şöyle buyuruyor وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ Onlar sana bir mesel getirmezler. Sana mesel getirmezler. Yani hiçbir mesel getirmezler ki illa جِئْنَاكَ hakka Biz diyor hakkı ve ve ahsene tefsiren tefsir ve tefs tefsiren yani tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım Tefsir burada idahen yani, yani idahen tebin anlamında daha açıklayıcısını anlamında. Şimdi fekavluna bizim mesela fessere şu sözü söylememiz Arapların bir mana beyyene açıkladı ve vaddaha beyan etti anlamındadır. Ve kelamun mufesser dediğimizde tefsir edilmiş bir kelamdan maksat yani ey vadihun zahir açık apaçık yani kelamın manası ve açık belli anlamındadır. Ve emmet tefsiru fil istilah. İstilah anlamındaki tefsire gelince yani istilah anlamında yani bu e, usul tefsirdeki tefsir ne anlama geliyor? Ya da tefsir ilmindeki tefsir ne anlama geliyor? Fe ilmun öyle bir ilimdir ki yu'rafu bihi o ilimle bilinir fehmu kitabillahi Allah'ın kitabı bilinir ki el munezzel ala nebihi muhammed aleyhissalatu vesselam. Sallallahu aleyhi ve sellem nebisi peygamberi Muhammed'e inmiş olan el munezzeli inmiş olan indirilmiş olan Allah'ın kitabının anlayışı kendisiyle bilinen bir ilimdir tefsir. Ya da ve beyani maani ve beyanu olarak okuyun bunu fehmunun üzerine atfedin arkadaşlar. Ya da ilmun yu'rafu kendisiyle tanındığı Allah'ın kitabının fehmi ve manalarının açıklamasının kendisiyle bilindiği bir ilimdir arkadaşlar. Vastihracı ahkami hükümlerinin çıkarılması yani Allah'ın kitabından hükümlerin çıkarılması ve hikemihi ve hikmetlerinin e, hikmetleri çıkarılır. Yani e, istilahta ise tefsir bir ilimdir ki onun sayesinde Allahu Teala Azze ve Celle'nin Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirmiş olduğu kitabı anlaşılır, manaları açıklanır, e, hükümleri ve hikmetleri çıkarılan şeye biz tefsir diyoruz istilahta. Tabi bu e, ikinci yani üç zerkeşinin tarifleri arkadaşlar. Ali El Burhan Fi Kur'an isimli kitabında bu tefsir ilmini tarifini yaparken bu tarifi kullanmış. başkası da yani Zerkeşi dışındaki başka kimseler de bu tefsiri şöyle tarif etmişlerdir. Bi ennehu o tefsirin şöyle olmasıyla ilmun bir ilimdir ki yubhasu fihi o ilimden içinde bahsedilir. Anil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'den bahsedilir. Tabi min haythu delaletu ala muradillahi ala. Allah teala. Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın muradına delalet etmesi açısından Kur'an-ı Kerim'den bahseden, içinde Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen bir ilimdir. Tabi Allah-u Teala'nın muradı diyoruz ya. Şimdi kimse allah Teala'nın muradını tam olarak bilemez. Bu yüzden diyor ki bir kadri taqatil beşeriyet yani beşeri e, imkan dahilinde miktarınca Allah'ın muradını bilmeye e, delalet etmesi açısından Kur'an-ı Kerim'den bahsedilen ilimdir. Tefsir mi? Peki tevil nedir? Tevil manası. Tevile gelince ve amma tevilu fe lugat açısından minel evli أول kelimesindendir. Bir mana rucu dönmek anlamında evl kelimesinden iştikak edilmiş arkadaşlar. Fe kana mufessi mufessiru dolayısıyla yani nasıl şimdi dönme anlamında bir ayeti tevil ederken nasıl dönme anlamında kendisine tevil denilmiş? Şöyle diyor ki sanki fe kana mufessire mufessire yani sanki müfessir erca'al ayete ayeti ne yapmış döndürmüş ila öyle bir şey ki yahtemiluhum minel maani manalardan ihtimali olan şeye sanki döndürmüş. Mesela diyelim ki bir ayet iki anlama geliyor. Bu iki anlama ihtimali olan ayeti bir manaya ne yapmış? Tercih etmiş, döndürmüş, çevirmiş. Dolayısıyla bu yüzden kendisine e, çeviren anlamda tevil de denilebiliyor. Ve yara, tabi burayı anladık. Tevilin manası tevil neymiş? E, yani sanki müfessir bir ayeti muhtemel olan birkaç manadan birine irca ediyor, döndürüyor anlamında. Ve yara ba'dul Bazı alimler ise şunu itikad ediyorlar. Enne tevile muradifun lit tefsir. Tevil tefsirin eş anlamlısı. Birdir yani anlamları. Hatta kâle sahibul kamus sahibul kamus e, kamus sahibi diyor ki yani kamus sahibi meşhur lugat bir lügat kitabıdır arkadaşlar Arap ilminde şöyle diyor evvel el kelame tevilen Araplar bu sözü kullanıldığında, ve yani bu madisi bu da mazlarını söylüyor evvel el kelame bir mana debber onu yani kelamı tedbir etti takdir etti ve tefsir etti anlamında kullanıyor. Bak ve fesser o anlamında kullanmış. Yani tefsirle tevili bir anlamında tutmuş arkadaşlar. Ve minhu yani tevilin tefsir anlamında olduğunu örnekte kavlu taala Allah'ın şu sözüdür ki ibtiga el fitneti ve ibtiga tevili. Şimdi ayetin öncesinde diyor ki kalplerinde eğrilik bulunanlar ibtiga el fitneti fitne aramak bir de ve ibtiga tevilihi ve teviline gitmek için Kur'an'ın müteşabih ayetlerinin peşine düşerler. Şimdi ibtigaat fitnet yani kavga gürültü çıksın diye bunlar yapıyor bunu. Bir de o ibtigaat tevili, tefsiri e, e, fitne aramak ve tefsirine gitmek için, tefsirine. Yani o ayetten açıklamasına. Yani normalde müteşabih ayetleri biliyorsunuz tevilini, tefsirini ancak Allah bilir hakikati olarak da. İşte bunlar İbtiga tevil müteşabihat yani o müteşabihatların tevillerini aramak ve fitneyi e, aramak için Kur'an'ın müteşabih ayetlerinin peşine düşerler. Furkan suresi e, pardon Ali İmran suresi 7. ayette geçiyor arkadaşlar. Nerede? Evet. E, ama fil istilahi. İstilahta ise e, tevil fehu inden mutakaddimine mutakaddim alimlere göre şudur. Bir anet tefsir. Bu da tefsir anlamındadır. Önceki alimler yani tevil tefsiri aynı anlamda kullanıyormuş. Fe mesela onlara göre deniliyor. Tefsirul Kur'an ve yukalü tevilul Kur'an. Hem şu hem şu deniliyor. Bir anen vahid. Şu ikisi aynı anlamda kullanılıyormuş. Hatta mesela İmam Maturidi'nin Tevilatul Kur'an isimli eseri de buna şahittir. Tevilatul yani Kur'an'ın tevili yani Kur'an'ın yani Kur an tefsirleri anlamında. Kale İbnu Cerir At-Taberi fi tefsirihi e, i̇bn Cerir taberi tefsirinde e, şöyle diyor. El kavlu fi tevili kavli ta'ala Kaza, ve htulife tevili fi hadil ayeti. Şimdi diyormuş ki tefsirinde mesela bir ayetten e, ihtilaf vardı orada. Diyordu ki el kavlu fi tevili kavli ta'ala keza. Allah-u Teala'nın şu ayetinde mesela tevilinde ki söz şudur. Bak tefsirinde demiyor, tevilinde diyor. Başka bir yerde diyor ki vaktelefe ehlü tevili ehli tevil ihtilaf ettiler. Fihazil ayeti şu falan ayette ihtilaf ettiler. Ee, yani bak ehli tevil yuridu bizalike bu sözleriyle yani tevil sözleriyle neyi kastediyor? Ehlet tefsir, ehlet tefsiri kastediyor. Yani demek ki e, İbn-i Cerir tefsirinde mesela diyor ki Allah Azze ve Celle'nin şu kablinin tevilindeki söz veya şu ayette tevil ehli ihtilaf etti demesi bununla tefsir ehli murat edilir demiştir. Ve kâle mücahit mücahit diyor ki radıyallahu rahmetullahi aleyh innel çünkü e, muhakkak ki alimler mesela ya'lemûne tevilehu Kur'an'ın tevilini alimler Kur'an'ın tevilini bilirler. Yani el-Kur'an tevilehu yani Kur'an Kur'an'a dönüyor. Şu sözden ne kastediliyor? Ve yuridu o mücahit şu sözden bunu kastediliyor. Tefsire manahu yani manasının e, tefsirini yani Kur'an'ın manasının tefsirini, tefsirini bilmelerini murat ediyor. Yani şöyle demek istiyor aslında. İnnel ulema'a ya'lemune el Kur'ani anlamında. Bu arkadaşlar ya'melune değil, mana bozuk olur. Ya'lemune olacak daptı. Ve zehebe min minel ulema'i Alimlerden bir fırka da şunu iddia etmişler. İla enne beyne tefsiri ve tevili farkan celiyen. Apaçık bir fark olduğunu tefsirle tevil arasında apaçık bir fark olduğunu söylemişler. O görüşe kaymışlar. Vakat işte her ha da indel mutakhirine ki bu görüş vakat işte her meşhur olmuştur. Haza yani bu el farku beyne tefsiri ve tevili görüşü Mutahhir'in sonra gelen alimlere göre meşhur olan görüş budur ki gerçekten evet bizde şu an meşhur olan bu. Şimdi diyorlar ki tefsir kododur. Et tefsiru huvel ma'na zahiru minel ayetil kerimet. Yani tefsir ayeti kerimenin açık olan anlamıdır. Açık olan manasıdır. Yani mesela ben diyorum ki ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Akimus sanate. namazı kılın ve atu zekate zekatı verin dediğimde bu mana ondan ayet-i kerimin açık manasıdır. Yani bildiğimiz namaz, bildiğimiz zekat ya da bildiğimiz oruç, bildiğimiz hac. Bunlarda herhangi bir kapalılık yoktur. Ama tevil diyecek ki mesela bir ayet birden fazla manaya ihtimali var ve tevil ise bunlardan yani o gizli anlamından birini bir sebepten ötürü tercih etmeye tevil deniliyor. Yani dolayısıyla te tevil gizli olan manayı sadece böyle arif kimselerin tam o konuda bilgi sahibi ol olabilecek kimselerin bileceği bir iş iken tefsir ise onun açık anlamını mesela meali gibi ya da oradan açıklamasının ne olduğunun belli olması gibi durumu ifade eder. Zaten söyleyecek. Et-tefsir huvel ma'na zahiru minel ayetil kerime. Ayet-i kerimeden açık yani açık olan manasına biz tefsir diyoruz. Ve emme tevilu tabi bu görüş de arkadaşlar müteahhirine göre şunlar müteahhirine göre kine diyor ve emme tevilu fe huve tercihu ba'dil ma'ani ne yapmaktır? Tercih etmektir. Bazı manaları, ayet-i kerimenin bazı manalarını tercih etmek el muhtemileti min kerimet yani ayeti keriminin muhtemil olan muhtemil olan ihtimali olan e, ihtimalli olan a, a, bazı manalarını tercih etmektir ki o ayeti kerimeti elleti tahtamilu iddete maanin birden fazla manaya ihtimali olan ayeti kerimeden o e, e, mani muhtemili ihtimali olan bir manayı bazı manayı tecmektir. Yani birkaç manaya ihtimalle bulunan bir ayet-i kerimenin bu manalardan birini tercih etmeye biz e, tevil diyoruz. Waqad efada. Efada yani bol bol döktü. Burada El-Allamatu Suyuti fi kitabih yani bol bol nakletti anlamında. Fi kitabih kitabında el itkan fi ulumin Kur'an adlı kitabında fi hazel bahis bu konuda ve nakala nu'len kesireten ve çokça nakiller naklettiği anil ulema-i alimlerden nektefi yani bu konu hakkında nektefi biz yetineceğiz bir ecma ya o sözlerden en cami olanıyla ve akrabiha ile savabi ve doğruya en yakın olanıyla yetineceğiz diyor. Ve huve o doğruya en yakın ve en kapsayıcı söz hangisidir? En nekule şöyle dememizdir. Bi enne tefsire şimdi tefsir e, huve keşfu ma'anil Kur'an'ı zahireti yani tefsir ne yapmaktır? Açmaktır. O ma'anil kuran Zahiret. Kur'an'ın açık olan manalarını keşfetmektir. Neymiş? tefsir tefsir Kur'an'ın zahir manalarını açıklamaktır. Ve ile bi enne tefsire ve tevile atfın tefsir diyeceksiniz. O yüzden tevile okudum. O da okudu. Tevili de okunur da. Neyse ve tevilə ma istanbatul arifun bak arif kimselerin çıkardığı mesela e, ayetlerdir ki hükümlerdir minel maanil khafiyeti o gizli manalardan vel esrarir rabbaniyetil latifeti ince rabbani sırlardan ki elleti tahammalaha ayetül ayetul kerime tu yani ayeti kerimenin ihtimali bulunduğu e, rabbani ince sırlardan ve gizli manalardan manaların manalardan çıkardığı çıkardığı e, alimlerin çıkardığı şeylere biz tevil diyoruz. Yani bir daha söyleyeyim tevil ise arif olan alimlerin bir ayet-i kerimenin ihtimali bulunan gizli manalardan ve latif Rabbani sırlardan çıkardıkları manadır. Dolayısıyla ve hadellezi ihtarnahu bu bizim seçtiğimiz nedir? Huvellezi zehebe ilehi el alusi rahimahullahu. Alusinin de seçtiği, kabul ettiği manadır. Ki haysu şöyle demiş o alusi e, <laughs> katturife yani örfleşmiş anil müellifine müellifler arasında min gayri yani min gayri munkirin herhangi bir inkar eden olmaksızın karşı çıkan olmaksızın ee, ne olmuş enne tevile şu yani inkar edilmek sizin arasında örfleşmiş ne örfleşmiş şu enne tevile tevil ma'anin kutsiyeten ne enne li tevili evet enne tevile ma'anin kutsiyetun Roması enle tevili Dolayısıyla burada lit tevil olması arkadaşlar. Bu ibarede bir yanlışlık var. Yani e, örfleşmiş inkar olmaksızın e, yani ya da şöyle yapabilirsiniz. Enne tevile tevilin maanun maanin kutsiyetun tun olarak okursunuz zaman bunu. Marifu rabbaniyetun. Yani tevilin kutsi manaları e, ve Rabbani marifetleri vardır. Rabbani marifetleri vardır. Ee, ki bu kutsi manalar veya bu kutsi Rabbani marifetler ki tunhelu dökülür min sahbil gaybi yani e, e, gayb bulutlarından dökülür ala kulubil arifin ariflerin kalbine doğru. Ariflerin kalbine e, e, yani gayb bulutlarından dökülen e, Rabbani, Rabbani ve kutsi manalara biz tevil diyoruz. Ve tefsir o gayr ki Tefsir ise bunu yani e, gayb e, bulutlarından o ariflerin kalbine dökülmesi şartı yok. Yani hülasa olarak şöyle diyebiliriz. Özet olarak, vel kulasa özet olarak enne tefsire huvel ma'ani zahiretu minel kuran Kerim. Tefsir neymiş? Kur'an-ı Kerim'den zahir olan manalardan manalarmış. Açık olanmış. Elleti hiye vadihatu delaleti. Yani delaleti açıktır. Delaleti açıktır ki alel ma'nel muradi lillahi azze ve celle. Allah'ın orada ki muradına delalet etme bakımından e, nedir? O manayı zahire deletmesi açıktır arkadaşlar. Yani orada bir mana ver ve o manaya delalet etmesi açık. Ama ve tevilu ve mealani'l-hafiyetu o gizli manalardır ki elleti tus'tan batu mine'l-ayetil kerimeti ayet kerimeden çıkartılan e, gizli manalardır arkadaşlar. Velleti ve öyle ayetlerdir ki tahtacu ila teemmulin düşünmeye ihtiyacı vardır, tefekkürin ve istinbatin hüküm çıkarmaya ihtiyacı vardır. Velleti tahtemilu eddete ma'an ve tevil birden fazla anlama delalet ediyor. Tefsir ise bir anlamı vardı. Dolayısıyla fayurracihu el mufessiru fiyercuhu el mufessiru dolayısıyla o tercih ediyor müfessir minha o muhtemel manalardan, iddeti manalardan et, e, tercih ediyor. Ma kane, o a, manayı ki aqva anta aqva yani o en güçlü olanını seçiyor. Ki antarik bu da boş yerden değil ha. Antarik-i ve istidlal delil getirme yani delil boş şeyle getirmiyor bunları. Delille yapıyor bunlar arkadaşlar. Ve leyse hazet tercihu Tabi bu tevildeki tercih de kesinlik arz etmez arkadaşlar. Bel huve tercihun lil azhari. Yani en uygun hangisi ise onu tercih etmektir. Vel en güçlüsü hangisi ise. Neden? Biz burada diyoruz ki tercihi kat'i değildir. Yani birden çok mana var ve biz o manadan bu anlamı tutuyoruz. Neden kat'i değildir? Kesinlik ifade etmez. Çünkü izil hükmü hüküm vermek neyle? Bi ennuhul muradul kat'iyyu. Benim o seçtiğim o muhtemel manalardan mesela ki murad-i kat'inin o olduğunu iddia etmek tahakkumun yani davan bila delilin delilsiz bir davadır fi kitabillahi Allahu Teala'nın kitabında ki halu halu Allahu Teala. yakul Allah şöyle diyor وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ illa إِلَّ اللَّهُ Yani halbuki onun yani Kur'an'ın tevilini tevilini e yani hakikatini Allah azze ve celle'den başkası bilmez. Allah azze ve Celle, celle'den başkası bilmez buyurmuştur el ayet. Vallahu alem Allah en iyisini bilir. Şimdi tefsirin kısımları arkadaşlar. Tefsir kaç kısma ayrılır? Tefsir kaç kısma ayrılır? Ee, burası kalsın mı yoksa bakalım. Evet burası kalsın arkadaşlar. Ee, tefsirin kısımları. Ya da söyleyelim buraya kadar gelsin. Şimdi yoksa mu tefsir hasbel istilah el ilmi tefsir ilmi ince ilmi istilaha göre ayrılı kısımlanır ilah selaset yaksamın. Üç kısma. El evvelen birinci kısım et tefsiru bir rivayeti. Tefsiru bir rivayet dediğimiz ki ve hâza lezi yusemmâ tefsire bin nakli. bin ya da evi tefsire bil me'sûr yani bil merviyi. yani rivayetle tefsir. Yani mesela diyor ki ben sahabeden şöyle şöyle duydum ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayet hakkında şöyle diyordu. Mesela bu rivayet tefsirleri. Saniyen et tefsiru bir dirayet, dirayet tefsirleri ise yani müellifin kendi görüşlerinin de kattığı tefsirlerdir arkadaşlar. Yani mesela rivayet tefsirleri sadece nakille yani sadece nakille tefsir ediliyor. Ama dirayet tefsirleri ise e, mesela e, bu ayeti mesela hem e, ne yapıyor? E, rivayeti naklettiği gibi e, aynı şekilde kendi görüşünü de tabi bir delile dayanarak da, e, koyduğu şeylere biz tefsiri bir dirayet ediyoruz. Ve bir ra Zaten tefsiru bir ra'i demesiyle et tefsir bir ra'i yani düşünceye bağlı tefsir. Ra'i ne demek? Düşünce, itikat, görüş. Üçüncü kısım e, et tefsiru bil işare ki ve yüsemmihi el ulema alimlerin şöyle isimlendirdiği et tefsir el işariye işari tefsir dediği kısım da budur. وَسَنَتَحَدَّثُ e, konuşacağız An كُلِّ قِسْمٍ her kısımdan min hazil bu kısımlarda bulunan her kısım hakkında konuşacağız. Bir tafsille açıklayıcı olarak inşallahü teala şayet Allah dilerse Allah'ın izniyle. Ve nuaddihus salime min'es sakin ve açıklayacağız. es salime min'es sakin doğru olanı min'es sakin yanlış olandan. Bu silinmişti arkadaşlar o yüzden bunu da ekleyeyim. El kısmu'l evvelu. Sallallahu teala ala seyidina Muhammedin nebi'l ummi وعلى اله واصحابه اجمعين